İlimlerin şahı ve padişahı diyor marifetullah'tır. Yani Allah'ı tanımak. Cenab-ı Hakk'ı Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta, bu kainat kitabında Cenab-ı Hakk'ı isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla Cenab-ı Hakk'ı ne yapmak? Kurbiyet kazanıp Allah'ın esmasına, sıfatına, şuunatına pencereler açmak. Yani her cemal ve kemal sahibi diyor kendini görmek ve göstermek ister sırrınca. Cenab-ı Hak da kendi isimlerini görmek ve abi göstermek istiyor. Nasıl ki çok güzel bir ressam resimlik kabiliyetini ne yapmak ister? Göstermek ister. Sergilemek ister. Değil mi? Çok güzel bir heykeltıraş. Heykeltıraş heykel yaptığı heykelleri ne yapmak ister abi? Fıtratında var yani. Göstermek ister. Güzel bir topçu. Top oynuyor. Kabiliyeti var. Bu kabiliyetini ne yapmak ister? Göstermek ister. İşte Cenab-ı Hak da kendi cemal ve kemal esma ve sıfatlarını hem kendisi bizzat görmek ve zişur varlıklara göstermek istiyor. Onun için ne yapmış? Bu kainatı halk etmiş. Zaten öyle diyor hadis-i kutsi'de. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek ve tanınmak istedim. Allah gizli bir hazine, bu hazinede ne var ne yok, onun içindeki şeyleri Cenab-ı Hak ne yapmak istiyor? Görmek ve göstermek istiyor. İşte onun için de Cenab-ı Hak kainat kitabını, Kitab-ı Kebir-i Kainat'ta Cenab-ı Hak bütün esma ve sıfat ve şunatı ne yapmış abi? Gösteriyor. Gören gözler için bunu ne yapabilir? İman gözüyle görebilir. Mesela bir kelebek bir ayettir değil mi? Bir karınca bir ayettir. Arılar bir ayettir. İnekler bir ayettir. Develer bir ayettir. Allah Allah. Onlar da Cenab-ı Hak ne kadar isimleri tecelli ediyor. İnsan bir ayettir yani. Ayet dediğimiz zaman yalnızca Kur'an-ı Kerim'deki ayetler değil. O kelam sıfatından büyübediği zaman Hazretleri bir de tekvini ayetler var. Kainat kitabına yazılan ayetler. Mesela yağmurun yağdırılması bir ayettir. Bakıyorsun 10 dakika önce yağmur şakır 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 yağıyor. 20 dakika sonra bakıyorsun Cenab-ı Hak gökyüzünü masmavi güneş parlıyor. Bir anda siliyor, yerler ayrı bir alem. Siliyor. Yeniden bir ayrı ol. Gece bakıyorsun çok soğuk, ertesi günü bakıyorsun hava birden ısınıyor. Ne yapmış Cenab-ı Hak? Kendi mülkünde mülk sahibi istediği gibi ne yapar? Tasarruf eder. Cenab-ı Hak görmeyi nasip etsin. Cenab-ı Hakk'a onun için Bediüzzaman Hazretlerinin Kur'an'dan ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı dersle bu asırda en büyük meselenin Allah'ı tanımak, marifetullah yoluyla Allah'a yakınlık kazanmak. En büyük davayı onu ele almış ve Risale-i Nur gibi bir külliyatı da telif etmiş. Ve Risale-i Nur külliyatına baktığımız zaman 6000 sayfalık külliyat hep iman meselesinden, itikat meselesinden bahsediyor değil mi? İtikat dediğimiz mesele çünkü insanın itikadı değil mi? Çok önemli. İman meselesi çok önemli. Onun için elimizden geldiği kadar bu eserleri Risale-i Nur külliyatını okuyup imanımızı güçlendirmemiz lazım. Öyle diyor. Bu asırda diyor en büyük mesele imanı güçlendirip imanı kuvvetlendirmektir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Niye? Çünkü öldüğün zaman son nefeste imanla gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Onun için Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Son nefes, son nefeste diyor bak. Ne bağırırsın küçük bir feryattan başında büyük bir bela varken. O büyük bela son nefeste imansız gitme belası. Onun için son nefeste imanla gitmek için İmanı takviye güçlendirdin mi son nefeste La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek çene kapamayı Allah'tan ne yapar abi? Nasip eder. Ya onun için taklitten tahkik imanı. İşte bu Risale-i Nur Kur'an'dan aldığı derste taklit imanı tahkiki imana çeviriyor. Allah'ın izniyle yani. Şimdi buradan okuyalım. Altıncı hakikat. Bab-ı Haşmet ve Sermediye dolu Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden.